Türkiye'nin desteklediği Libya ordusu karşısında Hafter ağır yenilgiye uğradı. Stratejik bölgeler bir bir Türkiye destekli Libya ordusunun kontrolü altına alındı. Hafter'i destekleyen Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de geri adım attı. Amerika ve Rusya'ya karşı ikili oyunu da kaybeden Hafter, güçlerini Trablus çevresine çektiğini duyurdu. Latiye üssü ve güney beldeleriyle gelen stratejik başarılar Doğu Akdeniz'de siyasi dengeleri de değiştirmeye başladı. Libya Doğu Akdeniz'de Orta Doğu'dan Batı'ya geçişte kale görevi görüyor. Hafter'e büyük yatırım yapan Mısır birçok cephede askeri sorunlarla yüz yüze. Sina Yarımadası'nda IŞİD, Etiyopya ile baraj krizi yaşayan Mısır, Libya'da çıkar yol arıyor. Şimdi Mısır yönetimi Libya'da Hafter'e karşı alternatif arayışında. Türkiye ile de görüşmeye sıcak bakan Mısır, Trablus Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in duyurduğu siyasi çözüm yol haritasını desteklemek için devreye girdi. Gelişmelerden Körfez ülkeleri de rahatsız. Başarısızlıkların faturası ilerleyen süreçte Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Hafter'e kesilecek. Bunu gören Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'tan Libya krizinin çözümünde tek çıkar yolun siyasi sürece geri dönüşten geçtiğine inanıyoruz açıklaması geldi. Siyasi arenadaki bu değişimin nedeni savaş meydanında kazanılan askeri başarılar. Bizim amacımız, bizim gayretimiz, bizim desteğimiz Libya hükümetinin, Libya devletinin birliği, beraberliği, bütünlüğü, sulhü, sükûnü ve huzur içinde istikrarlı bir şekilde yaşamalı. Libya ordusu Trablus'un kapısı olarak bilinen Tarhuna'ya ilerliyor. Alasaba kasabası Serraç yönetimine katıldığını açıkladı. Bölgede sıcak çatışmalar yaşanıyor. Türkiye'nin gönderdiği SİHA'larla Hafter'e gönderilen Pantsir hava savunma sistemleri imha ediliyor. Ne bak var? Türk Silahlı Kuvvetleri olarak arkadaşlarım, Libyalı dostlarımızla, kardeşlerimizle yaptığımız mutabakatlar çerçevesinde oradaki kardeşlerimize askeri eğitim ve işbirliği ve onlara askeri konularda danışmanlık yapmak üzere oradaki arkadaşlarımızla büyük bir gayret gösteriyorlar. Onlarla beraber çalışıyorlar. Bütün işte bugünkü basında da çok yoğun bir şekilde yer aldığı gibi çok ciddi şekilde orada dengelere etki etti arkadaşlarımızın bilgisi, görgüsü, tecrübesi. İşte bu noktada Türkiye'nin atacağı adımlar da kritik önem kazanıyor. Askeri başarılar üzerine Mısır'la açılacak diplomasi kanalı Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de büyük kazanımların kapısını aralıyor.